bu seçim güvenliğinde tam konuşulurken CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün bir ziyarette bulundu. Eski askerlerin kurduğu Cumhurbaşkanlığına danışmanlık yapan bir güvenlik şirketi Sadat'ın kapısına gitti, dayandı, oradan açıklamalar yaptı. Bakalım neler söyledi, sonra devam edelim. Sadat bir paramiliter kuruluştur ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, suikast ve tetiş. Tetişin Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da Sadat'tır. Erdoğan'a söylemek isterim. Sen bu kuruluşla niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın? Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır. Evet, Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi başındaki isimde özel harpçı, ihraç yoluyla emekliye sevk edilen Adnan Tanrıverdi. 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı baş danışmanlığına getirildi. Gayri nizami harp dahil askeri eğitim veriyor. Muhalefet Türk Silahlı Kuvvetleri dışında yasal olmayan silahlı bir yapılanma oluşturması bir düzeltme, nedeniyle ihraç değil de kadrosuzluk dolayısıyla da diyebiliriz. Hedef alıyor. Sadat'ı CHP iktidarı Sadat'la birlikte seçimlere yönelik çalışma yapmakla suçluyor. Şimdi Çiğdem 6 yıl önce sanıyorum yazmıştın Sadat'ı evet, sen. Evet. Sana da geleceğim. Şimdi biz Canan Kaftancıoğlu'nu İstanbul seçimlerinde işte sandıklara sahip çıktı, oylara sahip çıktı diye biliyoruz. Sadece değil, kamuoyu da öyle biliyor. Kaftancıoğlu'nun siyasi yasaklı getirmesiyle birlikte bir endişeyi kapatmak amacıyla mı bugün Kılıçdaroğlu Sadat'a gitmiş olabilir? Şimdi dahası var, ilginç. Dün Gültekin Uysal bir tweet attı, Demokrat Parti Genel Başkanı. Seçim güvenliğiyle ilgili ciddi endişelerimiz var diye. Hatta ben de Allah Allah, hani ne alak, damdan düşer gibi. Ve hatta dedim ki ya kardeşim, bu tweet'i biz atarız, hani siz siyasetçi olarak bunu çözüm bulacaksınız yani dedim. Belki bilmiyorum, kendisi Sayın Kılıçdaroğlu ile bir temas halinde miydi? Bu Sadat'a gidileceği konuşuluyor, şeyinde, konuştular mı? Selahattin Demirtaş'ın mektubunda da aynı şey var. Şekilde seçim güvenliği hayati diyor. Evet, benim merak ettiğim, anladığım kadarıyla CHP'de de pek çok isim bilmiyormuş. Gazeteciler de bilmiyordu bugün Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a gideceğini. Kurmay çevresi biliyor. Ve bir anda da otobüslere binilip gidilmiş zaten, gazeteciler de alınmadan. Hani daha önce Kemal Kılıçdaroğlu paylaştı ya bazı belgeleri de, bürokrasiden bana bazı belgeler geliyor diyor Kemal Kılıçdaroğlu. İşte bu yolsuzluklarla ilgili kimi bürokratlar imza atmak istemiyor, bize bilgi uçuruyorlar diyor. Kendisine acaba gelmiş olan bir istihbarat mı vardı? Onun üzerine mi Sadat'a gitti? Ben asıl bunu merak ediyorum. Yani madem kendisi bürokrasiden, işte çeşitli devlet kurumlarından akan istihbarat var, bazı giden bilgiler var. O zaman Sadat'la ilgili kulağına bir şey mi çalındı? Yani durduk yerde herhalde dedikodular üzerine Sadat'ın önüne gitmiş olabileceğini düşünmüyorum ben. Onun için bunu önemli buluyorum. Yani tabii şu anda bunu bilmek mümkün değil. Ama bu çok önemli bir hamle. Bir de herhalde şöyle de görmek lazım. Hani artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği olarak mı görmek lazım? Değil mi? Bir iki hafta önce çıktı, bir konuşma yaptı. Ben bir yola çıkıyorum grup konuşmasında. Ya benimle beraber yürüyün ya da önümde durmayın dedi. Ya bu işte kime gitti bu mesaj? Partililere mi? İşte altılı masaya mı falan derken arkasından vites arttırdığını görüyoruz biz peyderpey Kemal Kılıçdaroğlu. Vites arttırdı, doğru. Elektrik zamlarına karşı protestosu. Şimdi Sadat'ın önüne gitmesi. Ben biraz da adaylık yürüyüşü olarak da artık gördüm. Herhalde evet. Kemal Kılıçdaroğlu o altılı masanın doğal diyelim Cumhurbaşkanı adayı olarak da ön plana çıkacak gibi görünüyor.